Merhabalar herkese, kolay gelsin. Kolay gelsin arkadaşlar. Bugün İsa Usta ile birlikte TİK eğitim serimize başlıyoruz. Şimdi bu eğitim serisinde ne yapacağız? Tabii ki sıfırdan başlayacağız. Zaten her adımını size anlatacağız. Ben sizin adınıza ona sorular soracağım. İsa Usta da bize detaylı olarak bütün setup'ı, bütün ekipmanları hazır hale getirecek. Evet, masada gördüğünüz ekipmanlar TİK Torcu'nun bileşenleri. Şimdi tek tek bunların ne olduğundan, ne işe yaradığından ve nasıl montajının yapılacağından bahsedeceğiz. İlk takacağımız gaz dağıtıcı dediğimiz. İkinci rampamızdaki çizgi ise şu gördüğünüz yüzde işareti. Eğer burada kaçak varsa saatiniz aynı bu şekilde düşecektir. Güzel bir torcunuz varsa o yüzden dikkat etmeniz gereken şeylerden bir tanesi bu. 2 saniye sonra ana amperime geliyorum. Torcun kablosunun rahat olması lazım. Eğer kablo çok sertse bunu kolunuza dolayabilirsiniz. Şöyle bir bakın bakalım. Gördüğünüz gibi burada da stabil gitmişiz. Ufak hareketler yaparak şuradaki, o yüzden üstteki parmakla döndürerek teli götürür böyle ileriye doğru. Bakın duracağı şekilde, telin duracağı şekilde ayarlıyorsunuz. Tespih çeker gibi çay aralarında, yemek aralarında merkezde başlayıp daha geniş adımlar atacaksınız. Buradaki açımızda bir yatayla 20 derecelik bir açı var. Evet. Karşı tarafa yaslayıp şu şekil sakin sakin neredeyse bir 10 milimetre kaynatana kadar. Bakın dedim, yaydırmadan düz gideyim dedim. Şimdi amperi belirledikten sonra ekranda gördüğünüz akış şemasıyla çizikler, tabiri caizse çizikler ortaya çıkacak. Malzemeye dayayın, ince ince kaynak yapmaya başlayabilirsiniz. Sonra 20-25 derece yatırıyoruz ve ondan sonra kaynak yapmaya başlıyoruz. Yukarı aşağının eşit olmasını sürekli gözünüzde takip edin. Basıyorum, tetiğimi düşürüyorum ve son amper 30 amperle. Onun için söylüyorum kolunuza sarın diye. Boynunuza da sarabilirsiniz. Bu şekilde çalışabilirsiniz. Bu şekilde kaynak yapabilirsiniz. TİK kaynağında şu doğrusallık beklenir. Evet. Yan boğuluğu zaten yok. Çukur var. Çukur var. En güvenli olanını kullanmanız. Eğer yoksa ne kadar içine uygulandı? Bunu yatırıyoruz, yatırıyoruz, yatırıyoruz. Bakın nereye gitti. Sakin olduğum için bütün dikişler birbirini tutuyor. Eğer amperim yüksek olsaydı nasıl hakim olacağınız, nasıl serbest, sizi üzmeyecek şekilde olacağını söyledim. Var mı İsa Usta ekleyeceğim bir şey? Arkadaşlara başarılar diyorum. Bol bol pratik yapın.